Taha Yaycı. 1977 Sakarya doğumluyum. ODTÜ Matematik mezunuyum. Arkasından bilgisayar mühendisliği yine ODTÜ'de ve işletme master'ı yaptım. İş hayatıma ERP yazılımı yazan bir şirkette, geliştiren bir şirkette yazılımcı olarak başladım. Sonra Odalar Borsalar Birliği'nde yine yazılımcı olarak devam ettim. Sonra Arya ile birleşip AVEA oldular. Orada da çalışmaya devam ettim. Oradan sonra kendi şirketimi kurdum. ODTÜ'deyken bizim zamanımızda bilgisayar çok yaygın değildi. ODTÜ'de bilgisayar imkanımız vardı. Orada matematik okumam hasebiyle bilgisayarla haşır neşir oldum ve yazılım dersleri de aldım. Mezun olduktan sonra da direkt yazılımcı olarak başladım işe. O dönemler tabii bizim için bilgisayarcı diyorlardı. Bu kadar spesifik, bu kadar özelleşme yoktu. Ve bilgisayarla alakalı birçok konuda çalıştım. Şirketi kurmak elzem hale gelince şirketi kurduk resmi olarak. 2007 yılında kurduk Teknars şirketini. Teknars'la birlikte yine Turkcell'in network'ünü kontrol eden bir yazılım geliştirdik. Geliştirmeye başladık. Hala da geliştiriyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda ilaç takip sistemi, ilaçların üzerinde kare kod var, bilirsiniz mutlaka. O sistemi de biz geliştirdik. Genelde enterprise sistemler geliştiriyoruz büyük çapta. Yani son kullanıcıyla çok muhatap olmuyoruz. Bu büyük sistemlerin geliştirilmesinde değişik teknolojiler kullanıyoruz. Ve sürekli hem kendimizi hem de içinde bulunduğumuz projeleri Ar-Ge mantığıyla geliştirmek ve büyütmek zorundayız. O yüzden yapılanmamızı da ona göre kurduk. Önemli olan şey projenin büyük olması, ciddi bir kaynak verimliliği sağlaması ve teknolojilerde de aynı şeyi hedefliyoruz. Yani bütün teknolojileri kullanabilecek kapasitede bir şirketiz. Sadece tek bir yazılım diliyle, sadece tek bir veri tabanıyla ilgilenmiyoruz. Tabii ki çok ilgilenmediğimiz, çok içine girmek istemediğimiz bazı alanlar var. Mesela mobil bunlardan bir tanesi, farklı bir yapılanma gerektiriyor. Ya da son kullanıcıya inen yazılımlar ve ürünlerle de çok fazla ilgilenmiyoruz. Çünkü o zaman farklı bir yapılanma gerektiriyor yazılım şirketi de olsak. Biz genelde high-end yazılımcılar, böyle yüksek seviyedeki yazılımcılarla çalışıp az kişiyle çok daha efektif olan yazılımlar üretmeye gayret ediyoruz. Yerli yazılımlar çok önemli. Hele bu dönemde çok avantajlı bir noktadayız bence yerli yazılımlar üretmek için. Çünkü yazılım eskiden geri hizmet olarak görülüyordu. Yani destekleyici bir sektördü ama artık değil. Artık core business olarak görülüyor. Ve her şeyin içerisinde yazılımcı var. Yazılım var. Ve bizim için yerli yazılımı üretmek sadece maddi açıdan değil, ülkenin güvenliği, ülkenin ihracatı, ülkenin farklı ülkelerden beklentilerini karşılaması, menfaatlerini elde etmesi için çok önemli. O yüzden birçok global yazılımın karşısında rakip çıkmak, yenilerini yazmak, yeni teknolojiler üretmek ülkemiz için önemli. Ülkemizde böyle bir kaynak da var, böyle bir kültürümüz de var. Zihin yapımız da buna uygun. Şu anki ekonomik koşullar ne kadar kötü gözükse de bunun avantajı da ayrıca yazılımcıları, yani personeli daha uygun maaşlarla, yurt dışına göre daha uygun maaşlarla çalıştırmak mümkün. O yüzden bizim yapılanmamızda da dediğim gibi high-end yazılımcılar var. 38 personelimiz var bugün itibariyle. Bu personelin bir tanesi idari personel, muhasebeci, bir tanesi benim. İki tane product manager'ımız var. Geri kalan herkes developer. Değişik seviyelerde developer'lar. Ve tahminen %40'ı falan bayan. Kadın yazılımcı olmasına gayret ediyoruz. Yaptığımız yazılımlarda da genelde bakım destek gerektirmeyecek. Yani sonradan bize sorun çıkarmayacak. Büyük çaplı yazılımları yapmaya gayret ediyoruz. Türkiye yazılım sektöründe hem üretici hem tüketici konumunda. Buradaki önemli olan şey şu, global yazılımların fiyatları çok yüksek. Yani aldığınız ve sattığınız yazılımların dengesi önemli. Sattığınız yazılımların, geliştirdiğiniz yazılımların daha yüksek montanlı olması Türkiye'nin beklediği ve istediği bir şey. Türkiye'deki yazılımcılar olarak
daha önce de söylediğim gibi hem kültürümüz hem iş yapış şekillerimiz yazılım mantığına çok uygun. Yazılımcılarımız dünyada kaliteli yazılımcılar, dünya çapında kaliteli yazılımcılar. Ürettiğimiz yazılımlar da çok kaliteli yazılımlar gerçekten. Ama satış konusunda çok başarılı değiliz ülke olarak. Başka ülkelere, globale açılma konusunda çok başarılı değiliz. Bunu yaptığımız zaman ben zannediyorum ki tüketici pozisyonundan üretici pozisyonuna geçeceğiz daha fazla. Tabii stratejik yazılımlar var. Bu stratejik yazılımlar noktasında da eğer belli bir efor sarf edersek dünyada bir önemli bir yerimizin olacağı aşikar. Tabii burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Personel maliyetleri sebebiyle şu anda Avrupa'ya ve Amerika'ya oranla daha uygun fiyata personel çalıştırmamızla birlikte bu personeller, yani bu sürdürülebilir bir model değil, uzun süre böyle devam ederse elimizdeki kaliteli personelleri kaçıracağız ve Hindistan modeline dönmüş olacağız. Yani Hindistan bundan 20 sene önce yazılım sektöründe çok güçlü gözüküyordu. Ama çok kaliteli adamlar şu anda yurt dışına gittiler, global şirketlere girdiler. Hindistan'ın, ülkenin içerisinde çok kaliteli yazılımlar kalmadığı için Hintliler hala globalde başarılı olsalar da Hindistan başarılı değil. O yüzden o kaderi paylaşmamak için farklı önlemler alınması gerektiğine inanıyorum. Haberleşme telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri kümelenmesinin yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Bu kümelenmemiz aslında haberleşme sektöründeki yazılım, donanım ve altyapı şirketlerini bir araya getirip rekabet öncesi birliktelik sağlıyorlar. Haberleşme çok önemli bir noktaya geldi şu anda. Hem stratejik olarak ülkelerde hem de Huawei, ZTE, Ericsson, Nokia gibi global firmaların tekelinde olduğu için, bu tekelden kurtulmak için ülkelerin belirli aksiyon planları var. Doğru bir zamanda haberleşme teknolojilerinin öncülüğünü eden ülkelerle yan yana gelebilirsek uzun vadede çok ciddi kazançlarımız olur. Bununla alakalı da HTK bünyesinde çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde de öncelikle 5G, önümüzde 5G ve 6G var. 5G ve 6G teknolojilerinde dünyada yer alan ülkelerden birisi olmak, arkasından da üyemiz olan firmaları globale taşıyabilmek için belirli çalışmalarımız var. Şu anda sektörde yaşadığımız en büyük problem personel problemi. Bizim maliyetlerimizin %80'in üzeri personelle karşılanıyor. Onun dışında bilgisayarlar var belki ama bilgisayarlar bile personelin maaşlarıyla, masraflarıyla kıyaslanabilecek ölçüde değil maliyetlerimiz. Önemli olan şey bu personelleri ülkede tutabilmek, kaliteli personeli ülkede tutabilmek, onlardan verimli bir şekilde yararlanabilmek. Bunun için de tabii ki normal olarak ekonominin daha düzgün bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Her ne kadar dışarıya göre yazılımcı maaşları diğer sektörlere göre daha yüksek olsa da karşımızda Avrupa'da alabilecekleri maaşlar, Türkiye'den çalışıp Avrupa'dan maaş almak gibi koşullar bizim gibi şirketleri çok etkiliyor. O yüzden biz ne kadar sadık olsalar da belli bir orandan sonra o makas açıldıkça bu elemanları burada tutamaz hale geleceğiz. Bir de pandeminin etkisiyle uzaktan çalışma artık çok normalleşti. Yani Avrupa'da, Amerika'da bir firmaya çalışıp Türkiye'de yaşayabilmek ile herhangi bir firma burada yarışamıyor maalesef. O yüzden bunlara çözümler bulunursa çok daha iyiye gider. Ama çözüm bulunmazsa kısa bir süre içerisinde personel kaybedeceğiz ve kaybettiğimiz personellerle beraber önümüzdeki o aydınlık geleceği de kaybeder hale geliriz.